Herkese selam. Valorant'ta rakiplerini havaya uçurmaya hazır mısın? Bu 5 taktikle galibiyetler sana geliyor. Valorant'ta galibiyetler peşindeysen ve rakiplerini havaya uçurmaya hazırsan bu videoyu kaçırma. Bu videoda sana 5 özel taktik öğreteceğim ve bu taktikleri uygulayarak Valorant'ta galibiyetlerini kat ve kat üzerine çıkartıp rankına rank atabilirsin. Biliyorsunuz bayağıdır video çekmiyordum. Geri dönüşümüzün şerefine artık her videoda olacak şekilde Valorant için 600 VP çekiliş yapıyorum. Çekiliş için kanala abone olup bildirimleri açmayı ve yorumlarda güzel bir yorum yazıp sonra katılıyorum yazmanız yeterli olacaktır. Bir sonraki videoda bu videonun çekici açıklanacak. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Gel isterseniz hemen taktiklerimize geçelim. Öncelikle şunu öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Operatör nedir? Nasıl oynanmalı? Ve operatör oynamanın ne gibi bize bir avantajı var? Öncelikle OP yani operatör Valorant'ın en güçlü silahlarından biridir. Tek atışta öldürür ama kullanması zordur. Bu bir gerçek. OP ile ustalaşmak ve rakiplerini havaya uçurmak için öncelikle şunu öğrenmen lazım. Bazı ajanlarla operatörü kombolayabiliyorsun. Bunlardan birkaçı Chamber, Jet örnek gösterilebilir. Bu iki ajanla mesela diyelim ki operatör oynuyorsunuz. Ancak Jet'le oynarken şunu da düşünmeniz gerekiyor. Saldırıda operatör pek de güçlü değil. Savunmada oynanabilir. Aynı şekilde Chamber için de. Biliyorsunuz ki karşı takımda genelde bir operatör oyuncusu varsa o sayda smokesuz, flysiz giremiyorsunuz. Bu da düşük ranklardan sizi yukarı ranklara çıkartmak için oldukça gayet güzel bir taktik. O yüzden takımımızda kesinlikle bir operatör oyuncusu bulunmak zorunda. 2. Three-Stack gücüyle zirveye ulaşın arkadaşlar. Three-Stack gücü ne demek? Biliyorsunuz ki 3 arkadaş buluşuyoruz ve oyuna giriyoruz. Bu inanılmaz güçlü bir taktik arkadaşlar. Solo girip rastgele troll oyuncuların gelmesinden ziyade 3 arkadaşınızla ciddi olacak şekilde girip oyunun içinden geçebilirsiniz. Hem arkadaşlarla daha keyifli hem de kazanma şansınız otomatik olarak daha da yükseliyor. İletişim stratejileri mesela oyuna girmeden önce haritalarda kombolayarak mesela Fade Raise kombosu, Breach Raise kombosu gibi gibi kombolar öğrenip maçlarda birbirinizle kombolu bir şekilde oynayabilirsiniz. Bu da sizin win streak'inizi arttıracak bir olaydır. 3. İletişim kurmak. İletişim kurmak nedir arkadaşlar? Valorant'ta iletişim hayati önem taşır. Takım arkadaşlarınla ne olduğunu bilmelisin ve onlar da seni bilmeli arkadaşlar. Diyelim ki adamlar C'ye giriyor ve sen söylemedin. Sürekli haritaya bakmak zorunda değil takım arkadaşın veya oyunu takip etmek zorunda değil. Çünkü o side'ı korumaya çalışıyor. Yani bütün aklı o anda o site'da. O yüzden küçük bir infoyla, küçük bir taktikle o round'u belki de alabilirsiniz. O yüzden iletişim anahtardır. Sadece info vermeye çalışın. Boş muhabbet veya troll yapmayın. 4. Oyuncu avantajını kullanın arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Demek istediğim şey şu. Abi 5'e 5 oyun başlıyor. İlk oyuncu kaybeden kişi genellikle o round'u da kaybetmiş oluyor. Çünkü bir kişi demek inanılmaz önemli. Şöyle bir örnek verebilirim. 11-11 bir maç oluyor. Diyelim ki futbolda. Bir tane oyuncu kırmızı kart görüyor ve tamamıyla takımın kuralları, her şeyi değişiyor. O yüzden oyunlarda hem ilk kill almaya çalışın hem de ölmemeye çalışın. 5. Yeni ajanları keşfedin ve rakiplerinizi şaşırtın. Biliyorsunuz ki Riot Games sürekli yeni ajanlar ekliyor ve her birinin kendine özgü bir oynanış tarzı var. Bu oynanış tarzını ilk zamanlarda çözdüğünüz zaman ciddi anlamda win streak'iniz artıyor otomatik olarak. Çünkü karşıdaki rakip ajanı daha doğru bilemiyor. O yüzden ilk çıkan ajanlar genellikle çok güçlü olurlar. Bu yüzden bir rank atlama fırsatı olabilir. Bu yüzden dediğim gibi çok fazla bu yüzden dedim. Ajanları keşfedin ve rakiplerinizi şaşırtın. Unutma Valorant'ta her zaman öğrenecek yeni bir şeyler vardır. O yüzden kendinizi geliştirmek için beni izleyebilirsiniz. Benim maksimum rankım Immortal oldu arkadaşlar. Ancak bu taktikleri sizlere Radiant olan oyunculardan veriyorum. Bu videoda biliyorsunuz beğeni hiç istemedim. Ancak bu videoya inanılmaz bir beğeni sayısı istiyorum. Beğeni gömçürün, algoritmayı şaşırtın ve geri geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Çekişe katılmayı unutmayın. Allah'a emanet. Bay bay.